gözaltına alınmıştı ve bunların jandarma komutanlığında sorgulaması başlamıştı ve dün değil ondan önceki günde ek gözaltı süresi alındı. 48 saatlik gözaltı süresi tamamlanmadan bu kez fabrikanın iş güvenliği sorumlusu olan dördüncü bir şahıs da gözaltına alındı ve 48 saat içerisinde şahısların jandarmadaki sorum sorgulamaları yapıldıktan sonra savcılığa çıkartıldılar. Hendek adliyesinde savcılık karşısında ifadeleri alındı. Sonra hakimliğe sevk edildiler. Tabii bu arada onu söyleyelim. Sul Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 4 zanlı taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlarından gece saat 2 itibariyle tutuklanarak Ferizli Cezaevi'ne gönderildiler. Saat 15.30'da Adliye sevk edildiler ve gece 02'ye kadar duruşma devam etti ve o duruşmanın ardından da az önce de belirttiğim gibi bir sorumlu müdür, bir iş güvenliği uzmanı ve iki usta başının savcılıktaki sorguları tamamlandı ve o tamamlanan sorguların ardından da gece saat İki de dört şahıs tutulanarak Ferizli cezaevine gönderildi. Peki bugün ne olacak onu da belirtelim. Sabahın erken saatlerinden itibaren alanda akut jandarma arama kurtarma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri Etrafa saçılmış olan çok sayıda patlayıcı maddeyi toparlamaya çalışıyorlar. Buradan toplanan malzemeler mühimmat ve patlayıcı olanların e, ilgili kurumlarda e, imhası sağlanacak. Diğer taraftan alana saçılmış olan kağıt, karton benzeri malzemelerse bu yakın bir mesafede e, Kocaeli'de bulunan bir bertaraf tesisinde onlar da bertaraf edilecek. Dediğim gibi şu anda 7 kişi yaşamını yitirdi ve 4 kişinin cenazesi toprağa verildi. Diğer 3 çalışanın da cenazelerinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor. Söz yeniden sen et görmez.